Kendisi %98'lerde otistik bir çocuktu. Annesi ve babası o küçükken ayrıldı. Bir tek babasıyla iletişim kuruyordu. Annesi hastalığını kabullenmişti. Ona bakıcı tutulmuş, krize girmesin diye ne istiyorsa yapılıyordu. Ayberk'in aldığı eğitim onu kendi dünyasından çıkaramamıştı. Hastalığından dolayı saçını bile dokundurtmuyordu kimseye. 90 kilo civarındaydı. Ağız kaslarını kontrol edemediğinden salyası akıyordu. Yani görüntüsü hiç de hoş değildi. Babası Naciye adlı biriyle evlenmiş, yurt dışına çıkmıştı. Daha sonra Naciye Aksu eşine Ayberk'i yanına almayı istediğini söyledi. Ayberk için yeni bir ev aldılar. Yüzmeyi sevdiği için havuzluydu aldıkları ev. Bir gün Naciye Aksu Ayberk havuzdayken havuza havlu fırlattı. Ayberk gidip onu aldı ve belli bir seviyede ona geri verdi. Bunu daha uzak olarak 3 kere yaptı ve üçünde de geri getirdi. En son getirişinde fark etti ki Ayberk ona gülümsüyordu. Naciye onun dünyasına girmeyi başarmıştı. Otizmi araştırmaya başladı ve ödül almış bir bilim adamının aslında otistik olduğunu öğrendi. Bu onda büyük umut yarattı ve Ayberk için uğraşmaya başladı. İlk olarak ona ver demeyi öğretti. Bunun için en sevdiği soslu makarnayı kullandı. Ver demeyi öğrenmesi için onu aç yatırdığı bile oldu ve sonunda başardı. Ayberk makarna ver dedi. Eğitimi yanında onun görünüşünün de düzelmesi gerekiyordu. Sürekli sallanma Ayberk, ağzını kapa Ayberk diyerek onu uyarmaya başladı. Uyarma süreleri arasındaki fark günden güne açılıyordu. Evet, bunu da başarmıştı. Yüzme yanında yürüyüş bandında da çalışmasını istedi Ayberk'ten. Ama Ayberk başta istemedi, krize girdi. Ama Naciye Aksu bu sefer de patates kızartmasıyla kandırarak onu banda çıkardı ve yürüyüşe başlattı. Ayberk giderek kilo veriyor ve fit bir görünüm elde ediyordu. Kendi isteğiyle berbere gitti ve saçını kestirdi. Kendisine baktıkça mutlu oluyordu. O sırada eğitiminde ilerleme kaydederken yemeğe ilgisi olduğunu fark ettiler. O geleceğin aşçısı olabilirdi. İlerlemeler çok iyi sonuç verdi. Otizm %20'lere kadar geriledi. Ayberk artık normal bir genç gibi ve bir ilki gerçekleştirdi. O ilk otistik fotomodel oldu. Anlatmadaki amacımız sevgili dostlar bu hikayeyi, bu eğitim şeklinin yayılmasını istiyorum özellikle ben. Çünkü ülkemizde hala otizmin tedavisi yok diye biliniyor. Oysa otizmin tedavisi var, sevgi.